Manisa Büyükşehir Belediyesi yeniden uygulamaya soktuğu sosyal doku projesinin startını Saruhanlı'da verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelerdeki mahalleleri tek tek gezerek vatandaşına ulaşacak. Öncelikle mahallelerin acil ihtiyaçlarını, sorunlarını tespit edip bunların bir an önce giderilmesini sağlamak. Projenin ilk durağı olan Saruhanlı'da daire başkanları Erdinç Karaköse ve Nursel Usta Mehmetoğlu sosyal doku ekipleriyle birlikte gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Çoğu kişi sabahtan bahçeye gidiyor, öğleden sonra dönüyor diyor. Olmazsa heybeli. Sosyal doku ekiplerince gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti ve bundan sonraki süreçte yapılmasını istedikleri hizmetleri belirttiler. Cengiz Ergün bugün belediye başkanı adayı olsa, ben mesela başka bir partiden olsam dahi ona oy veririm. Neden? Çünkü çok memnunum. Salonumuz yok, düğün salonumuz. Pazar yerimiz böyle meydanlıktı. Yağmur yağdı, bir insan gelmiyor artık. Heybeli Mahalle Muhtarı Mustafa Erdönmez, Büyükşehir Belediyesi'nin ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnun olduğunu vurgulayarak taleplerini iletti. Öncelikle Büyükşehir Başkanımız Sayın Cengiz Ergül'ü teşekkür ediyorum. Ve bütün yardımcılarını, müdürlerini, çalışan ekip arkadaşlarını ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii ki sırasıyla söylediğimiz hizmetleri, dile getirdiğimiz hizmetleri birer birer yerini getiriyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun kendilerinden. Daha mahallemizin ihtiyaçları var. Büyükşehir'den beklediğimiz hizmetler var daha. Bunları da tabii ki sırasıyla yapacağından eminim. İnşallah. Nelerdir muhtarım onları da buradan, ne istekleriniz neler onları da buradan söyleyeyim. Şu cami tuvaletlerinin yenilenmesi ve önünde boşluğu var. O boşluğu da bir küçük pilav normalı mevlütlerde yemek verilmesi için bir düzenleme istiyoruz yani. Bu şekilde bir isteğimiz var Büyükşehir'den yani. Bunu tabii yaparsa daha çok memnun oluruz. Efendim dediğimiz gibi tabii acil olan da bu bozuk taşların yapılması açıkça yani biliyorsun. Mahallede söyler bunların gayet tadilatı olması lazım yani. Bunları bekliyoruz yani. Sağ olsunlar şimdi içme suyumuzu yeni pompamız var. Yapıldı eski muhtarlığımız zamanında faaliyeti geçmedi. Bu suyumuzu, içme suyumuzu faaliyeti geçirdiler. 600 metre gibi bir pimaç döşediler. 600 metre gibi yerden de ceyranını götürdüler. Su sıkıntımız yok. Depolarımızın bakımını da yaptı. Allah razı olsun. Tabii maske koruması ıslak dere var. Ovamızı ikiye bölen bir ıslak dere yatağı vardı. Kışın sellerin fazla oluşundan arazilerimiz zarar görüyordu, mahsullerimiz. Bunu da aşağı yukarı kepçe bir ayı yakın bir hizmet verdi. Temizledi yani ıslak deremizin temizliğini de yaptı. Ondan da memnunuz sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Projenin detaylarını aktaran Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sosyal doku çalışmasını başlattıklarını belirtti. Saruhanlı ilçemizdeki bütün mahallelerimizi tek tek geziyoruz ekip arkadaşlarımızla beraber. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kendisinin bizzat ulaşamadığı, görüşemediği bütün vatandaşlarımıza dokunmak, bütün vatandaşlarımızla görüşerek vatandaşlarımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, mahallenin genel durumunu bir tespit amacıyla çalışmayı yürütüyoruz. Bu kapsamda öncelikle işte Çamlıyurt, Çınarba, Develi, Bedeller, Eybeli köylerini şu ana kadar ziyaret ettik. Köylülerimizle beraber oluyoruz. Köylülerimizin yaşadıkları mahallede, mekanlarda karşılaştıkları sorunlar var mı, ihtiyaçları var mı? Genel ihtiyaçları, özel kendilerinin özel durumlarıyla ilgili ihtiyaçları, sorunları var mı? Bunları tespit ediyoruz. Bunları da bir bilgisayar ortamında toplulaştırarak vatandaşımızın genel ihtiyaçlarını, memnuniyetini tespit ederek bir raporlama sistemi oluşturuyoruz. Bu sürecin devamıyla beraber bütün mahallelerimizin ihtiyaç sorunlarını, taleplerini tespit ederek önümüzdeki süreçlerde en acilden başlamak üzere öncelikle Büyükşehir Belediye'mizin yerine getirmesi gereken ihtiyaç ve talepleri yatırım sürecine dönüştürmek için bir çalışma yapıyoruz.